Sevgili izleyenler, siyasetin gündemiyle de devam edeceğiz ama tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda yaşanan değişiklik kulislerde konuşulan bir değişiklikti. Ee... Ziya Selçuk'un böyle bir talebi olduğu kulislerde bir süredir konuşuluyordu aslında. E, ve bu kulis bilgisi birkaç gün önce de ayyuka çıkmıştı. E, ama tabii ki yangın gündemiyle birlikte de birazcık e, öncelik sırasında geriye düşmüştü. E, ve maalesef e, haberi geldi. Maalesef diyorum çünkü çok fazla değişikliğin aslında getirdiği bir sıkıntı yaşanıyor. Milli eğitim özelinde özellikle Türkiye'de. O yüzden maalesef diyorum. Ziya Selçuk da veda için bir paylaşım yaptı. Yönetmenim hazırsa o paylaşımı da izleyicilerimizle paylaşalım. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı görevim bugün itibariyle nihayetlenmiştir şeklinde bir paylaşımını sosyal medyadan yaptı. Bana ülkemin çocukları için çalışma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum dedi. Milletimize, eğitim ailemize birlikte görev yaptığım bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum dedi. Aynı zamanda bir diğer paylaşımında da tebriklerini eee iletiyor. Görev yaptığım süre boyunca birlikte çok kıymetli çalışmalara imza attığımız değerli çalışma arkadaşım, Bakanımız Sayın Mahmut Özer Bey'e ve göreve yeni başlayan bakan yardımcılarımıza başarılar diliyorum diyor Ziya Selçuk kendisi eğitimci bir insan aslında ama çok zorlu bir görevdi. Milli Eğitim Bakanlığının belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en zorlu dönemlerinden birini yaşadığını söyleyebiliriz. Korona'yla da devam edeceğiz. İlerleyen dakikalarda koronavirüs tablosundaki yangını da size aktaracağız ve bölgedeki yangınlardan da size haberler vereceğiz. Siz de bize oralardan haberler verip ihtiyacınız olanın ne olduğunu söylediğiniz paylaşımlar yapmaya başladınız. Twitter'dan Süreyya Özkal yazmış. İhtiyacımız var. Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Desteğe ihtiyacımız var. Orman bitince yangın bitecek. Köyler boşaltıldı diyor. Bakanlar açıklama yaptı. Tabii ki son tahlilde sayılar değişecektir ama bugüne kadar kaç kişinin, kaç hanenin bölgede yangından etkilendiğine dair çalışmalarda rakamsal veriler paylaşıldı. İlerleyen dakikalarda onlar ekranına gelecek. Bakanlar aynı zamanda bundan sonrası için yapılacaklarla ilgili de rakamsal veriler paylaştı. Süreler verdiler. Bu yıl sonuna kadar şu kadar ağaç şeklinde süreler verdiler. Bunu tartışacağımız bir yayın konuğumuzda ilerleyen dakikalarda burada olacak. Nasıl olması gerektiğiyle ilgili bu zamana kadar orman mühendisleri, profesyoneller, yangın ekologlarıyla pek çok yayınlar yaptık. Bir de bu işin tema boyutu var biliyorsunuz ilk etaptan yani yangının en başından beri tartışılan gündemde olan bir konu. O konuyla da ilgili özel konu ve konuklarımız olacak. Tabi yangın meselesi iktidar ve muhalefet arasında da hatların gerilmesine sebep oldu ve hatların en gergin noktaya ulaştığı an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yaptığı anlar oldu. Yalan terörü, muhalefet terörü dedi. Muhalefetin tepkilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadan orman yangını örnekleri verdi ve Türkiye'nin mücadelesini övdü ve muhalefette tabii ki tepki yükseltti. Burada niye uçak yok? Niye helikopterler yok? filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Ben 58 yaşında. Devletimi hiç bu kadar aciz görmedim. Devleti içine düşürdüğüm bu aciz için er geç millete bunun hesabını da sandıkta vereceksin. Türkiye'de muhalefetin terörü esiyor. Ya dürüst ol be. Samimi ol. Yani bir tespitin varsa bunu dürüst yap. Dürüst yap da adam sansınlar. Bugün Türkiye'de maalesef saray iktidarı terörü var. Keyfilik terörü var hukuksuzluk terörü var. Orman yangınlarıyla mücadele sürerken Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla tedbir ihmal tartışması da alevlendi. Ortada bir görevi ihmal vardır ve bunların sorumlusu orta yerdeki hükümettir. Amerika'nın Kaliforniya'sı yanıyor, Los Angeles'ı yanıyor, her taraf yanıyor. Biz şu anda... 8. gündeyiz. Amerika'da 2 ay sürüyor. Cumhurbaşkanlığı makamına ait uçak sayısı yangın söndürmede kullanılacak uçak sayısından fazla olabilir mi? Var mı dünyada başka bir örneği? Ne demişti Tarım Orman Bakanı? Ormanlarda bir çakmak çakılsa bizim haberimiz olur. Hemen helikopterlerimiz orada olur. Ya çakmak çakıldı, ormanlar yandı. Helikopter nerede, uçaklar nerede? Şu anda burada 16 uçak var. Bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. 50 tane helikopter, 20 tane uçak var diyor. Beyefendi yangın büyüdükten sonra kiraladınız. Orman yangınları başladığında Türkiye'nin elinde helikopterlerin dışında Rusya'dan kiralanan 3 uçak vardı. Muhalefette yeterli tedbir olmadığı için birçok noktaya havadan müdahale zamanında yapılamadı. O yüzden yangın büyüdü diyor. Dağ bayır geziyoruz. Vallahi de billahi de. Ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim. Hiç şüphen olmasın. Öylesin zaten. Niye? Ya sen bunları konuşurken arkandan uçak geçiyor. Helikopter geçiyor. Sen diyorsun ki e zaten namert. Oradan uçak geçtiyse ben namert olayım. Geçmediyse sen namert ol Erdoğan. Aç uçuş kayıtlarına bak. Orman yangınlarına müdahale tartışmasının yanında Cumhurbaşkanı'nın afetzedelere yapılacak yardımlarla ilgili sözleri de muhalefetin tepkisini çekti. Canlılar şöyle yandı böyle yandı. Eyvallah. Ya yangın olur da ormanda canlılar yanmaz mı? Bütün bu canlıların sahiplerine bu canlılar kadar hemen ödemelerini yapacağız. Büyük başsa büyük baş. Koyun, beyaz, Rezetle. Vicdanınıza sesleniyorum. Allah aşkına böyle bir bakış açısı olabilir mi? Böyle bir zamanda böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Yazıklar olsun. Ormanlar yanıyor, hayvanlar yanıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı bunu maddiyatla, bunu parayla değerlendiriyor. Cumhurbaşkanının sözleri muhalefet cephesinde böyle yankılandı.